arkadaşlara şöyle bir kot gömlek aldık. Yarın doğum gününe giysin diye. Eşim de kabinde gömlek deniyor kendine. Çınar! Çınar sıkılmış. Valla ben de sıkıldım oğlum. Daha bir sürü işimiz var. Daha ne yapacağız biliyor musun? Pastanın siparişini verdik. Spiderman'le olacak arkadaşlar. Onun siparişini verdik. Yarın öğlen alacağım. Daha bir sürü işimiz var. İşte süs, balon falan bir sürü şey alacağız. Market alışverişi yapacağız. Merhabalar, biz şimdi alışverişten geldik. Öncelikle ez falan ne aldım size onlara göstermek istiyorum. Ondan sonra market alışverişine geçiş yapacağız. Esiva'dan şöyle bir tane oğluma böyle bir kot gömlek almak istedim. Bayağı çok gömlek çeşitleri vardı. Bayağı papyonlu, kravatlı. Hepsini denedim ama en spor ve en rahat her zaman giyebileceği. Yok anneciğim ben yemeyeceğim bebeğim. O çok tatlı. Anne. Dökme ama bak döküyorsun Çınar her yere. Birazcık yani bir tanecik. Dur. Şu şekilde canlarım. Çınar'a kot gömlek aldım. Bunun fiyatı 39.95 40 liraydı yani. Yarın doğum gününde giydireceğim. Bir de eşim kendine şöyle bir gömlek aldı. Spor. Bakayım bakın. Hı hı. Tamam anneciğim gördüler. Bir tane de eşim kendine böyle lacivert spor bir gömlek aldı şu şekilde. Kumaşı falan çok güzel. Böyle kalın birazcık kumaşı. Böyle bir gömlek aldı. Daha fazla açıp gösteremiyorum arkadaşlar. Dar kesim bir gömlek aldı. Bunun fiyatı ne kadardı? Etiketi nerede? Etiketi yok ama 30 lira olması gerekiyor arkadaşlar. Ya 30 ya 40. Göstereceğim. Evet. Oğlumun gömleği 40 lira. Eşimin gömleği de 30 lira. Şimdi de göstereyim canlar size. Ondan sonra artık market alışverişine geçiş yapacağım. Şöyle bir tane klozet kapağı aldım. Çünkü bizim kullanmış olduğumuz klozet kapağı bayağı bir eskidi, yıprandı. O yüzden şöyle bir tane böyle üzerinde nokta nokta puantiyeli bir klozet kapağı aldık. 13,5'tu bunun fiyatı da. Eşim birazdan takar. Burada da Çınar'ın doğum günü süsleri var. Şöyle göstereceğim. Şöyle iyi ki doğdun yazısı. 10 tane renkli balon aldık. Şöyle Spider-Man'li çubuklardan aldık. Bunlara marshmallow takacağım. Çocuklar için süslü görünsün diye. Mutlu olurlar hem böyle. Sonra burada balonlar var arkadaşlar. Renkli renkli onları çıkarmayayım. Sonra pijama maskeleri tabaklarını istedi Çınar. Pijama maskeyi yer. Evet. Ben pijama maskeyi sabitleyeceğim gittim. O da pijama maskeyi açamam ve pijama maskeyi de bu da pijama maskelerin bardak takımı. Aslında Spiderman dedik. Pastası Spiderman'li oldu ama bunları pijama maskelerle istedi. Ay pijama maskeyi patladım olsun. Burada da gümüş rengi şu şekilde harf olan 4 yaş balon aldık arkadaşlar. Yani şu balon 10 lira ya. Yani ama işte balonları falan şişireceğiz. Bunları şişireceğiz. Masamı düzenleyeceğim. Zaten birlikte düzenleriz olmazsa görürsünüz sizler de. Duran iş. Gösterdin mi? Evet hepsini gösterdim aşkım. O şekerleri yere atma oğlum. Bunlar burada dursun. Şöyle oturarak çekmek istedim market alışveriş videosunu. Çünkü gerçekten çok yoruldum. Bugün benim için çok yorucu bir gün oldu. Şimdi Bin Market'e ve A101 Market'e gittik. Öncelikle onu söyleyeyim. Şu an Bin Market'ten gösteriyorum. Bir tane tam tahıllı ekmek aldım. Belli bir kısmını çıkarıp yerleştireceğim. Ondan sonra tekrar devam edeceğim arkadaşlar. Çünkü diğer türlü çok aşırı bir karmaşa oluyor. Daha bir de yemek yapacağım. İki tane şöyle bir tane şöyle Yaşam'ın elmalı kurabiyesi.
Bir tane de yine Yaşam'ın üzümlü sultan kurabiyesi. Telefonu düştü. Dediğim gibi iki paket böyle Yaşam markasında elmalı ve üzümlü sultan kurabiyesinden aldım. Sonra iki tane şöyle Banvit'in hindi salamını aldım. Yani şurada öyle bir poşet var ki içi hep ıvır zıvır dolu, göstersem mi göstermesem mi bilemedim. Neyse şunları bir göstereyim de. Burada iki paket arkadaşlar Bim'in, Emin markasının kıymasını, dana kıymasını aldım. Köfte yapıyoruz, yemeklere kullanıyorum, iyi oluyor ama genelde yemeklere kullanmıyorum, köfte yapıyorum. Bir tane şöyle muhallebilik kadayıf aldım kuru. Koyu meve diye böyle olur ya, muhallebi falan yaparım, iyi olur, bulunsun evde misafir falan. Bir, hemen bir muhallebi dökerim, kadayıflı güzel bir pasta gibi, kek gibi bir şey yaparım diye. Bulunsun istedim. Bir tane pirinç ızgara kanat aldım. Pirzola almadım, bu sefer pirzola vardı çünkü. O gün pikniğe fazla almış eşim, bir paketini götürmedim, noltanızı attım. Böyle bir paket pirinç ızgara. Pirinç bonfile aldım. Bunu hemen pişireceğim zaten biraz sonra. Mantarlı yapacağım. Bir tane elma sirkesi. Sen de bir şey söyleyeyim olacak. Ne oldu? Azından bir tane şey söyleyeyim. Su mu? Evet. Dur bir saniye. Al. Hadi şimdi hadi. Bitmiş, ben ne yaptım? Ay oğlum düşecektim ya. Ay çok yorulmuşum. Geç hadi sen içeri. Sonra A101 marketten arabayla gittik zaten Bim'e. Ben arabayla Çınar'la eve geldim. Yakup oradan A101 markete gitti. Bir paket çay aldı. Bir paket Cafex'in ikisi bir arada. Bim'inkini sevmiyorum arkadaşlar. İçmiyorum onunkini. Ve böyle biraz da Tatabes aldı. Bugün düştüm arkadaşlar. Bakın. Getir onları da gösterelim oğlum. Sen içeriye geç ama yalnız. Sen artık bir dinle. Hadi. Hayır. Bir tane şöyle X-Large'ın böyle bir şeyini aldım. Yarın tabağa süt koyarım diye. Bir paket lor peyniri. Kime aldın anne? Yarın doğum günü için aldım onu. Benim doğum günü mü? Şöyle işte bu marshmallow'lardan aldım canları. Bunları işte o dedim ya, Spiderman'li çubuklara takacağım. Bence güzel olacaklar. Bir tane hamur kabartma tozu, bir tane de şekerli vanilin aldım. Bir paket kuş lokumu aldım. Yarın Türk kahvesinin yanına servis etmek için. Şöyle bir paket şunlardan aldım. Onu bırakır mısın? Açmıyorsun. Hayır. Yeterince yedim. Bir paket şöyle minik çikolatalardan aldım. Bunu tavsiye ederim. Gerçekten anne, canlarım bu çok güzel oluyor. Böyle tepeden bakıyorum anne, size ama tripodu indiriyorum. Anne, çikolata gerçekten yediğim mi? Hayır. Yemek yiyeceksin. İki tane şöyle vanilyalı puding aldım. Bulunsun evde diye. Ben iki tane cips aldım. Bir tane şunlardan aldım. Neden ben bulamadım? Çınar'cığım gider misin? Dört tane şöyle sütlü çikolatalardan. Bir tane daha puding çıktı. Bunları şöyle geri poşete koyacağım. Ha, bir tane de şunu aldım arkadaşlar. Kahvaltıda Çınar'a ekmeğini falan sürmek için. Bunları yerleştireceğim biraz sonra. Bunlar dursun burada. Sonra burada ne varmış? Bir paket mantar. Biraz sonra dediğim gibi mantar sote yapacağım. Şunları şöyle gözümün önüne koyayım karışmasın. Şöyle iki paket tam ekim meyve suyunu aldım arkadaşlar. Bunun birisi mangolu, birisi de ananaslı. Böyle iki paket aldım. Yarın doğum günü için yine. Çocuklar için. Ay yerleştireceğim dedim ama artık boşaltayım hepsini de. Öyle yerleştiririm.
Bir paket süt çıktı. Paket süt. Ay ben bunları nasıl yapacağım? Bir kısmını bir yerleştireyim. Camları şöyle Aknas markasının tam yağlı beyaz peynirini aldım. Bu sefer bunu aldım. Dostun değil de bunu denemek istedim. Çok merak ettim nasıl olduğunu. Bilmiyorum, bakacağız artık güzel mi değil mi. Bin Vezir'in kaşar peynirini aldık bir paket. Şöyle iki paket küçük boncuk makarnalar var ya. İki paket o boncuk makarnalardan aldım. Boncuk bu. Sonra burada tuvalet peçetesi arkadaşlar. Tuvalet peçetesi mi? Ya ne zaman veriyor bak ya azıcıysa. Bir tane yurdum markasının garnitürünü aldım. Makarna salatası için kullanacağım. Bir tane şehriye aldım. Yine bir paket daha süt çıktı. Bunu göstermesek de olur. Ver bakalım bir şu poşeti. Dur tamam sen çekemezsin ver. Burada 5 litrelik yağ var arkadaşlar. Onu da açmaya gerek yok zaten. Deterjanları en son göstereyim. Şunları bir alayım. Anam bu çok hoş. Bir paket çekirdek. Çekirdek. Sonra bu mavi paketlisini almış eşim. Normalde turuncu paketlisini alıyorum ama efsanenin pirincini aldık arkadaşlar, pilavlık. Ay nereye koyacağım ya? Şöyle koyayım da. Aa gidiyorsunuz. Bir paket yeşil mercimek aldım. Saban markası. Yine Saban markasının bir paket bulgurunu. Ve şeker aldım arkadaşlar. Açmıyorum artık. Şöyle bunları da bir alayım. Şurada. Yani gerçekten market alışverişi videosu çekmeyi sevmiyorum arkadaşlar. Gerçekten sevmiyorum. Anne hani... Çünkü her şey yer dağılıyor. Tekrardan bunları yerleştirmek zorunda kalıyorum. Çok zor. Bir şey yerde. Burada günlük yufka aldım arkadaşlar. Börek yapacağım akşamdan. Burada da 30'lu Bilibili'nin yumurtası. Verir misin? Ha, onları gösterdim zaten. Ne kaldı? Deterjanlar kaldı. Bir tane ıslak mendil aldım. Familia markasının. Bırakır mısın onu diyorum oğlum. Anne bu ne? Bir tane Çınar'a şampuan. Kim attı? Sen mi attın? Bir tane cip. Bir tane cip. Ve arkadaşlar bu sefer bundan aldım. Büyük yumoş aldım. Çünkü gerçekten ben yumoş çok kullanıyorum. Çok fazla kullanıyorum, tüketiyorum. O ABC'ninkileri de alıyorum sürekli ama yeterli olmuyor. Sanırım ben çok fazla döküyorum. Bir de bu beyazın annem çok güzel olduğunu söyledi. Bu beyaz büyük bidon çok güzel kokusu dedi. Gerçekten de çok güzelmiş ki kutuların içinde beyazı zor buldum. Bir tane kalmış, hepsi satılmış ve kokusuna baktım gerçekten efsane bir kokusu var. Güzel. Benim market alışverişim bu kadardı canlarım. Bayağı bir gezdik dolaştık, işte süs baktık, işte sıraya girdik falan filan derken çok yoruldum. Şimdi hemen mantarlı tavuk sote yapacağım, hemen koyacağım. O pişerken de buraya yerleştireceğim. Bugün çok işim var gece. Poğaçalar olmazsa yarın yaparım sıcak sıcak ama böreklerimi sarıp hazırlayacağım. Sarıp hazırlayacağım, soslayacağım, yarına yenecek yani onlar sıcak sıcak. Masamı falan hazırlayacağım, süslemeler falan yapılacak. Yani bayağı bir iş var. O yüzden bu vlogu burada kapatıyorum. Yarın çünkü çok güzel bir doğum günü bile gelecek Allah nasip ederse. Evet, doğum günü için gelecek. Evet, ne saklıyorsun arkanda? Verir misin onu? Bunu saklıyorum. Yeah.
Şimdilik görüşürüz demeyeceğim. Videomu kapatacağım. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. Çok öpüyorum. Bu kim attı anne? Çınar'ım bırakır mısın? Kim attı? Yarınki vlogda, yarınki vlogu heyecanla bekleyin. Yarınki vlogda görüşmek üzere diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Eğer vlogumu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone değilseniz abone olmayı sakın unutmayın. Fırsattan istifade, onu alıp kaçamazsın Çınar. Görüyorum şunu seni. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hayır gidemezsin. Ya Çınar'cığım bırakır mısın?